Bir gün bizi köşke yemeğe davet ettiler. Bizde de adettendir. Büyükler çağırınca el öpmeye gidilir. Biz de koşa koşa gittik. Gittiniz mi? Gittik tabii. Ama keşke gitmez olaydık. Çünkü dedem bu yemekle birlikte bize yakınlaştı. Yardım ediyormuş gibi gözükerek hayatımıza girdi ve kaleyi içten fethetti. Demek annen gelip bakmazsa bir torun geldiğini bile bilmeyeceğiz. Doğduğunda getirecektik ama baba. Değil mi Hakan? İşler nasıl? Sağ olun. Gayet iyi. Geçiniyoruz çok şükür. Bak oğlum. Biz bir aile sayılırız artık. O yüzden şimdi söyleyeceklerimi itiraz istemem. Bizim o Etiler'deki daireyi hazırlattım size. Bebek doğmadan oraya taşınmanızı arzu ediyoruz. Babacığım biz evimizden çok memnunuz ama. Hem kızım. Ev mi diyorsun sen o gecekonduya? Hiç bebek büyür mü o küf kokan evde? Lütfen Allah aşkına üzme beni. Ben kızımı sokakta bulmadım. Annen haklı Zeynep. Seni de bizim turizm işinin başına getiriyorum. Sana yabancı bir konu sayılmaz aslında. Çabuk öğrenirsin. Oh, yine 4 ayak üstüne düştünüz. Kutlarım ablacığım. Seni de kaptan. Bakın çocuklar, gizlice evlenerek yeteri kadar çiğnediniz bizi. Büyük ödülü hak ettiler yani. Affedip bir masada oturduğuma pişman etmeyin beni. En azından bundan sonra uslu durun. Bundan sonra inşallah ağzımızın tadı hep yerinde olur. Sen de oğlum gir işine çalış. Çoluk çocuğuna kanat ger. Lütfen. Ay çok dokunaklı konuştun anneciğim. Ağlayacağım şimdi. Sus artık Azra. Ve kaptan hedefine ulaşır. Bakın Aslan Bey benim zaten bir mesleğim var. Biliyorum senin bir mesleğin var. Ama her şeyinde bir yakışığı var. Damadımın el alemin teknelerinde kaptanlık yapması uygun olmaz. Benim yanımda çalışman en doğrusu. Bakın benim anlamadığım... Sözüm bitmedi henüz. Özür dilerim. Elbette bütün bunları bilmeni beklemiyorum. Anlamadı da. Ama uyum sağlayacağını umuyorum. Yani bu da bir şey tabii. Becerebilirse. Bak oğlum, aile kurmak kolay değil. Fedakarlık ister. İleride bunları daha iyi anlayacağını umuyorum. Ama şimdi ikiniz de söz dinleyin. Ağzımızın tadı kaçmasın olur mu? Ben onun için bir hataydım. Plansız bir şekilde hayatına girmiştim ve kızını almıştım. Bu hatanın da bir an önce düzeltilmesi gerekiyordu. O da öyle yaptı işte. Nasıl yani? Bizi ayırdı. Sinir oldum şimdi. Önce evine çağırıp ateşkes ilan etti. Sonra iş verdi. Düşmanla yakın olmak çok eski bir taktiktir. Hızlı sonuç verir. Başardı mı yani? Bizi ayırmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve evet başardı. Teyzen de deden de muradına erdi. Çünkü annem beni terk etti. Terk mi etti? Kandırılmak gerçekten çok acı oluyor bazen. Özellikle sevdiğine kendini anlatamamak, savunamamak. Annem niye inandı peki ona? İşte ben de hep bunu merak ettim. Dedem bana şirketinde bir iş vermişti. Etrafımdaki her şey çok yabancıydı. Bilmediğim bir dünyada gibiydim. Ama zamanla alışırım, duruma uyum sağlarım sanıyordum. Ve tabii dedenin benimle ilgili planlarından habersizdim henüz. Sonra deden bana Rüya'yı getirdi. Rüya benim asistanım olacak, onun yardımlarıyla iş dünyasına alışmam hızlanacaktı. Kadını ilk gördüğüm an sağlam pabuç olmadığını anlamıştım. Ama bu kabusu engellemeye yetmedi. Çünkü ertesi gün onunla birlikte bir iş seyahatine gönderilmiştim. Hayatımın akışını değiştiren bir seyahatti bu. Rüyanın amacı dedenin emrini yerine getirmek ve beni annenden ayırmaktı. Ve plan işlemeye çoktan başlamıştı. Her şey tam da dedenin istediği gibi gelişmişti. Rüya amacına ulaşmış, annenle benim yollarımızı ayıracak delilleri hazırlamıştı. Annem çok geçmeden olanları öğrendi. Haklı olarak bana çok öfkeliydi. Çünkü onu başka bir kadınla aldattığıma emindi. Ne yaptıysam beni dinlemedi. Ona gerçeği anlatmama izin vermedi. Ailesinin de etkisiyle öfkesi çığ gibi büyümüş, geri dönülmez bir noktaya getirmişti bizi. Sonunda beni terk etti. Ve doğuma birkaç hafta kala babasının evine yerleşti. Peki ya önümü? Senin için sancıları tuttuğunda
Ailesi hastaneye götürmüş. Tabii kimsenin bana haber vermek aklına gelmedi. Nasıl olur ya? Babasın sen. O gece sabaha karşı kapı ziliyle uyandım. Dedendi kapıdaki. Kucağında da sen. Anneni kaybettiğimizi söyledi bana. Ben öylece kala kalmıştım tabii ki. Ne bir şey sorabildim ne de o bana bir şey söyledi. Seni yani Kundağı bırakıp gitti. Dakikalar sonra da senin ağlama sesinde kendime gelebilmiştim. Sonrasını biliyorum. Sonra Ahmet amcayı arıyorsun. Bana baba bez falan getiriyor. Ve sonra oradan ayrılıyoruz. Bütün eşyalarımızı orada bırakıyoruz. Ve buraya geliyoruz. İyi ki bırakmamışsın beni. Sen olmasan ben ne yaparım? Bırakmak mı? Deli misin? Sen hayatımın en güzel armağanıydın. Hala da öylesin. Seni çok seviyorum babacığım. Ben de seni çok seviyorum.